Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni gıcır gıcır 3-4 gün önce çıkmış bir oyunla hepinizin karşısındayız. Oyunumuzun ismi Force of Nature 2 Ghost Keeper. Biz bunun ilk Aynen. oyununu Force of Nature 1. oyununu, normal oyununu bayağı oynadık. Saatlerce oynamıştık. Yani o hatta birkaç ay önce oynadık, değil mi Gamze? Evet. Ve bayağı eski bir oyun olmasına rağmen keyif almıştık. Sonlarına doğru biraz aynı şeyleri yaptırdığı için sıkılmıştık. Umarım bunda öyle şeyler yoktur. Biraz daha farklı şeyler getirebilmişlerdir. Bayağı iddialıydı çünkü sayfasında gördüm. Yeni gelen şeyler falan yazıyordu. Bakalım hemen. Bu arada oyun full Türkçe geliyor kendisinden. Özellikle yama falan indirmedik. Oyun Ben de ilk hakkında kez göreceğim. Çok heyecanlı. bilgi vermeyi Anlıyorum. unuttuk Gamze. Oyunumuz hayatta kalma oyunu. Base Building sistemi var. Yani ilk oyunda vardı, bu oyunda da vardır diye düşünüyorum. Ki geliştirmişler Evet. galiba. Evet, madenler falan varmış artık sanırım. Yani ilk oyunda sadece belli başlı küçük kulübeler yapılıyordu. Onları değiştiremiyordun. Evet. İşte içine Böyle en fazla crafting 2-3 dedi tane işte. şey sığıyor. Şimdi evi komple kendin yapabiliyorsun galiba. Bakacağız. Ya öyle bir şey gördüğüm videolarından birinde. Yanlış Bir de görmediysem. sihir olayı falan karıştı galiba işin içine. Büyü, sihir. Gerçi diğerinde de vardı iksirler ama Yani biraz daha inşallah büyü geliştirmişler. olayı vardır. Severim ben. Hemen Bu yeni Ghost oyun Keeper diyor diyoruz. bir şeyler var demek ki. Aa, karakter yaptırır Orada diyor. Çok güzel. evet karakter yaptırılıyor. Hemen bir videoyu kontrol ettim ben. Ben tabii ki de hemen kız karakterimi açacağım. Her oyunda olduğu gibi. Böyle kızıl. Bir öncekinde fixti. Seçemiyorduk karakter herhangi bir şekilde. Hangi saç sence? Bunda hem kadın hem erkek getirmişler. Çok iyi olmuş bence. Ya ben tüm saçı seviyorum ama şu da güzel görünüyor. Bu değil mi? Bunu ben de beğendim. Evet. Güzel, hemen normal modda başlayalım. Bir de basitleştirilmiş mod varmış. Düşmanlar daha zayıf, tarifler daha hızlı, envanter artar, Steam başarıları devre dışı. Steam başarısı var bir de, başarılar getirmişler. Evet. Güzel. Oyun zorluğu gelecekte değiştirilebilir derken oyun içinde İlginç. İlk kez böyle bir şeyle değiştirebiliyorsun herhalde. karşılaştım. Hemen Demek karakter ki. ismimiz tabii ki de Trome. Oluştur diyelim ve... Aa, az önce denemek için açmıştım. İki de bari buna. Bir de bir. Hadi ki eğil olsun ya. Karakter adı ama olmaz ya. Benim diğer karakter ismim Jeremy. Jeremy olsun. Benim Trome'nin Jeremy. alamadığım durumlarda Jeremy alıyorum her zaman. Bu arada Peki, basit var, normal var, zor az önceki yapmamışlar. şey neden? Galiba belli bir sıralama sistemi gibi bir şey getirmişler online için. Online gelecekmiş ileride. Yani çünkü o yüzden olur. Genelde eskisini silip buna şey yapması lazımdı. Bu arada güzel, hoş bir müzikle karşıladı. İnşallah telif yemeyiz. Şimdi farenin sol tuşu ile ilerliyormuşuz. Tamamen tepeden bakış açısı yapmışlar. TPS'ye çevirmişler. Eskisinde biraz daha üçüncü kişi bakış açısındandı. Bu sefer direkt TPS'ye çevirmişler. Ya çok ilginç bir yerde uyandın değil mi? Yani Evet. spordan. Ya bu eğitim gibi bir şey herhalde. Garajda uyandım. Ha evet. Bu arada sağ üstte de bulunduğumuz yerin ismi yazıyor galiba şu an Mouse'un olduğu yerde. Şimdi gördüm evet. Burada neler varmış? Etiketler, hayaletler mi? Ghost Hedefler, Keeper ya. beceriler, çatıyı kaldır. Neymiş ya? Kaldır. He, kaldırılacak yapı seçin diyor. Tamam. İlerle. İnşa et. Bak bu işte dediğim ev base build sistemi. İçeriden bu görebiliyorsun, bir de dışarıdan görebiliyorsun. Burada şeyimiz var. El ile oluştur. Craft şeyimiz.
Şimdi I ile mi açılıyormuş? I ile açılıyor. Space değerdeki şeylerin isimlerini falan görüyorsunuz. Envanteri oradan da açabiliyormuşuz. Tamam. Hemen alalım. E feneri. Kırk el feneri. Şimdi diyor ki bana ne diyor? Son evdeyi nerede bıraktın diyor. Ha. Son evdeyi bulmanı isteyecekler. Araç kutusunun içindedir tabii ki de. Bunu aldık. Bir de şuraya tıklamamı istiyor özellikle. Burada da görevler, hedefler belirleniyor. Fener oluştur diyor. Buğdalar yerde durmasın, alalım. Masada mı tamir edeceksin şimdi? Evet. Tezgahta mı? Aracımızı koyduk, tornavida tezgah burası. Oluştur diyoruz. Her şeyimiz varmış. El feneri kolu. Kırık el feneri. Bir şeyler ya oldu. Bu arada her başladığında oda değişiyor. Az önce ben bir kasma falan olmasın diye bir girdim baktım. Oda değişikti. İlginç. Allah. Bu ne, sincap mı? Rakun. Ne? Şey, Rakun rakun. Evet, şurayı işaret ediyor. Kasa varmış burada. Kasadan hemen süpürgemizle kovalım. Bu arada arkadaşlar sağ klikle saldırıyorsunuz. Bir kere bastığınız zaman o kovalıyor. İlk oyunda bu ya yok. canım var. Evet. Ya niye Kaçmadan. öldürüyorsun? Kapıyı açsan çıksan. Saldırmamı istiyor. Öyle mi? Evet. Görmüş Zaten olmaz. ben öldürmüyorum, bak kış kış yapıyorum. Bak. Ama şey gidiyor, canı gidiyor. Bak kış kış yaptım. Arkadaşlar orada. Totosuna vura vura kış kış yaptım. Evet, şimdi duvardaki deliği kapat diyecek. Şimdi çimento raflarda herhalde. Çimento tozu. Bir de su verecek. Su. Tamam dur, bir orada tuğla vardı. Tuğlaları bırakmam. 20 stek yapabiliyoruz. Güzel. Çimento oluştur. Suya Belki ekle ürüne kovaya. göre değişiyordur. Stek şeyi. Limiti. Neye göre? Ürünün çeşidine göre değişiyordur belki. Tuğladan sadece 20 oluyordur stek. Yani yine eski oyundaki gibi şey kuruyor oraya. Sağ klikle yine yapıyorsun. Bu arada TPS sistemi olduğu için WASD falan kullanmıyorsun galiba. Şimdi ona bir bakacağım. WASD ile hareket ettirebiliyor muyuz diye. Ettiremiyorsundur. Sanki aşağıda kısa yola koymuşlar W'yu. Bu ne? Bu seni herhalde Force of Nature'ın yani ormanın içine falan mı atacak? Çünkü oyunun teması bu şekilde ilerlemiyor. Bakalım. Kamerayı mouse orta tuşuyla mouse topuna basarak çevirebiliyormuşuz. Güzel. Fare tekerleğiyle yakınlaşıp şey yapıyoruz. Portal gibi bir şey galiba o. Öyle tahmin ediyorum. Ne oldu? İnceledim. Geliyor. Hayda, ışınlandık. Evet dedim sana. Çünkü Force of Nature biliyorsun açık dünya oyunu. Yani açık dünya derken şey de geçiyor. Ormanın içinde. Geldik Evet. yine. Yine ilk oyundaki gibi bir deniz kenarında. Evet. Dallar var bak. Topla istersen. WASD ile hareket edemiyoruz. Kısa yollara koymuşlar becerileri. Bu sefer beceriler var. Evet. Becerileri öğreneceksin herhalde. Ya bak o önünde sarı bir şeyler var. Space'e bir tıklar mısın onlar ne? Elma. 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 Çubuk varmış buralarda. Herhalde eşyalar aynı. Bir çimento Bir falan şey görünüyor. yapmışlar. Muhakkak daha fazladır. Bak üzüm falan gelmiş. Hala CTRL ile alabiliyoruz. Alt'la şey yapıp CTRL ile İyi. alabiliyoruz. Güzel aynı mantık. Arkadaşlar kısa yol var. Alt
Böyle ekilecek, biçilecek bir şey varsa onu yapıyor. CTRL'de değerdeki her şeyi topluyor belli bir alan içindeki. Şu Evet, şekil. CTRL'leydi en son. CTRL miydi yoksa? CTRL'deydi. Yine taşlar var. Evet, yine taşlarımız var. Şöyle hemen hızlı Yine hızlı seni alalım. belli bir korunaklı alanda başlatıyor galiba, değil mi? Base kurabilmen için. Evet, haritamız şurada. İlkinde de öyleydi. Etrafımızda ağaçlar var. Bu ağaçları falan keseceğiz herhalde. Evet, ama lütfen bütün ağaçları kesme, sonra biliyorsun. Hepsini keseceğim onların. Buraya Yaratıklar saldırı. Toki gelecek. Neyle keseceksin, önce bir dene bakalım. Bekle, şu her Herhangi şeyi bir bir alet toplayayım. var mı üzerinde? Yok, yapacağız herhalde onları. Bak, burada hedefimiz neymiş? Evet, Bir Nevi'ye yapı çıktım. yerleştirin. Keşif masası. Keşif masası. Kamp ateşi Önce kur kamp diyor. ateşi. Taş balta Tamam, yap diyor. Taş seçme yap diyor. Seçme neyse. Türkçe'ye çevirdi herhalde, biraz şey yapmışlar. Taş çapa yap diyor. Kil toprak, kum topla diyor. Google Translate falan Günlük kullandıysa. ögeleri topla, günlük. Günlük mü var? Bilmiyorum, günlük ögeler mi acaba? Bilmiyorum ki. Bakalım, şimdi günlük olduğunu sanmıyorum ya. Günlük ne yapıyorlar ki oyunda? Kimse okumuyor. Ben okuyorum ya. Deme öyle. Aha, kimse okumuyor. Neyse, oluşturalım bakalım. Hadi bakalım, kamp ateşi. Şimdi bunlara ne lazım? Seçme dediği kazmaymış herhalde. İlginç. Bunu ben dönüt olarak yazabilirim ya. Belki Evet, düzeltirler. düzeltirlerse güzel olur. Seçme çünkü kötü. Bunlar için ip lazım, bir de kıymık lazım. Kıymık ne ya? Ha, şu. Kıymık dediği şey, keski taşı. Diğer oyunda keski taşıydı, hatırlıyor musun? Evet. Şey, bu flint, yani Filin çakıl çakmak taşı taşı. galiba. Çakıl Çakmak taşı. taşı. Ha, Çakıl ya da demişim. çakmak, neyse. Biraz ip yapalım. Evet, bolca lazım oluyor oyunun. Eski oyunda Evet, çokça lazım şu. oluyordu. Evet. Ha, hareket ettikten sonra otomatik devam ediyor. O açıdan güzelmiş. Bak, hareket ederken Yani duruyor. aynı anda hareket edebiliyorsun. Yok, devam etmiyor. He. Ama durduğun zaman devam etmeye başlıyor. Anladım. Evet. Durduğunda. O açıdan güzelmiş. İptal etmiyor falan yani. Ne yapacaktık? Balta, Kamp seçme, ateşi çapa. diyordu. Önce bir şeylerimizi yapalım. Alet edevatı tabii. Alet edevatı bir yapalım. Şuradaki taşları kırman gerekebilir belki kamp ateşi için. Taş seçme gerçekten çok kötü bir çeviri olmuş. Evet. Yani seçme nereden, ne yazdığınızda ne çıktı? Olsun, çok takılma ona. Adamlar yabancı, büyük ihtimal Google Translate'te trollenmişler. Evet. Bir şey gelmiş başlarına. İlkinde de kapı için köprü yazıyordu. Günlük dediği ne acaba? Ben onu merak ediyorum. Bilmiyorum, görürüz birazdan. Neyse, toprak. Bunları kısa yola atabiliyor muyuz? Atabiliyoruz. Güzel. Atabiliyorsundur. Bu şekilde atıyormuşuz. Bana toprak topla diyor. Şuradan. Yaptın mı kürek? Şeyle, Çıkarıyor mu onunla? çapayla, evet. Asıl tutunca yapıyor mu hala eskisi gibi yapıyor, tamam. Buradan biraz çıkartalım. Orada görselleri Ama biraz daha okumuyor değil bayağı mi bir şu an hoşlaşmış ha. baktım. Çıkart diyorsun sanki. Şimdi toprak şuradan kil çıkıyor, onu biliyoruz. Otur. Şöyle rengine göre ayırt ediyoruz bu arada arkadaşlar. Taşın oradaydı galiba, toprak kısımda. Deriz şimdi. Bir 10 tane çıkartayım. Canavarları çok merak ediyorum. Acaba Bak, şurada müzikli cam var, burada goblinler var enerji var. Bu mı? enerji herhalde.
Çalışırken azalıyor. Bu arada bir kere basınca otomatik yapıyor. Güzel. 10 kere basmana gerek kalmıyor burada. Bak da bu da toprak. İyi. Canımız 50. Ben onları kazarken şok dalgası, flash, İlginç. radar, Yani Ghost iyileşme, Keeper dediğine göre hayaletlerle ilgili bir şey vardır muhakkak. sihirli küreyi kontrol et, küre ustalığı. Yani büyü olayı küreden geliyor. Yani küre buluyoruz ya da küre yapıyoruz artık neyse. Ne hiçbir şey çıkmamış bu arada burada. Saattir boşuna mı kazıyoruz biz? Yanlış yer, yani şey çıkmayacak yere tıklamışsındır. Yeter bu kadar bence. İşte yeter dedi zaten. Şimdi görevimiz günlük dediği ne ya? Hepsini yaptık, günlük kaldı. Günlük dediği herhalde taş. Ben öyle tahmin ettim nedense. Bak bakalım. Olabilir. Taşla taş yazıyor ama. Yok. Belki etrafta bir yerde günlük falan mı var? Ne oldu, az önce yoktur Yani bir diyordun. ihtimal. Şöyle bir bak bakalım Space'le gezerken. Ya da belki Böyle şey yakınlaş, bu kadar yakınlaşıyormuş ha. ağacın dışındadır. Ağaçların belki etrafında falan mı? Buradan gidiliyor. Harita da bayağı ayrıntılı olmuş bu arada. Böyle kapatabiliyormuşuz şunu. Ha, tam ekran yapabiliyoruz. Yeşil Yeşil alanlar. alan ne yapıyor? Kaç tane de harita gelecek herhalde birbirine eklenen. Belki açıldıkça. Olabilir. Şimdi hemen bir inşa. Kamp ateşi ne istiyorsun? Köz istiyorsun. Közü kendi Yapabiliyorsun craftımızdan zaten. yapabiliyoruz. Bir Dal tane yeter ya. kullanarak. Dalımız yok. Bir tane yeter şimdilik. Evet. Balta yapmıştın değil mi ağaç kesmek için? Dal lazımmış. Hemen bir deneyelim. Geliyor dallar. Ben daha Güzel, keselim. epeyce dal vardı. Evet. Enerjimiz de bitmek üzere. Bu sefer yerden muzla kokonat değil de elma topladık. Üzüm, elma. Bakalım Üzüm de şimdi bak. topladım. Dayanıklılık stamina değil, pardon. Dayanıklılığı artı 6. İyi. Bu neymiş ya, elma? Elmayı kullanmayalım, dur. 8'e koyalım, 8'de dursun. Arada yeriz. Bayağı bir süresi var ama tekrar tüketmek için. Diğer oyundaki gibi Evet. böyle ardı ardına götüremeyeceğiz. Süresi var. Evet. Şimdi bir tane kamp ateşi. Şöyle koyalım. Tam Bunu bir diyorsun yapalım. ki. Tabii canım, burada parti olacak, parti art olacak burası. Diğer görevimiz neymiş? Keşif masası. Keşif masası. Ne istiyor? Günlük dediği kütükmüş.
Allah Allah, çok iyi. Şu an gördük. Evet, artık kesme Post-it. işlerine başlaman gerekiyor. Evet. O zaman ağaç bulalım. Ağaç nerede Yeniden var? dünyaya açılacaksın. Bence tam şurası güzel. Ben hep en kenardan atılmayı tercih edenlerdenim. En kenarda ağaç yok bence. Ha, Hayır, burada yolu ağaçlar açtıktan varmış. sonra her yerden kesebilirsin. Şurayı bir kırpalım. Yani şu an bulunduğun alan etrafı ot ve ağaçla çevrili olduğu için canavarların base'e girmesine engel oluyorlar. Ben Evet, o onu yüzden söylemedik. en kenarlardan açıyorum her zaman. Çünkü çok ortadan açarsanız o canavarlar spawn oldukça sizin base'inizdeki inşaatlara saldırıyorlar. Şu otlardan geçemiyor canavarlar. Bunlar sıkçalılık. Ağaç Ya kalın onları ilk falan. aşamada hemen kesmemek çok daha mantıklı bence. Dayanıklılığımız bitmiş. Yeterli olur herhalde bu. Bakalım keşif masası. 5 tane bir Haritanın tane orada post. saati mi Hayvan gösteriyor? öldürmemi istiyor. Evet, saat 8 Az derecede önce artı ben bir koyun 18. sesi geliyor diyecektim sana. Bir böyle M geliyor sanki arada. M'leme duydum. Şuradayken geliyordu da içeride değil. Şuradan direkt geçebiliyoruz herhalde. Şimdi direkt savaşa girmemizi istiyor. Bunu göze alacak mıyız şu an? Bilmiyorum. Elinde herhangi bir öldürme işe yarayan alet var mı? Temel aletlerden alet. Silah yok değil mi şu Aa, tabakhane gelmiş. Posta alıp şey yapıyorsun, kurutuyorsun artık. Güzel. Sepet neymiş? Hem iç hem dış mekanlara İç mi? yerleştirilebilir. Depolama İç alanı. yatağı mı? Evet, Hı. depolama alanı veriyor. Altı depolama alanı. Çit kapı. Üretim meselesi. Başka bir şey yapamadığımız için mecbur savaşacağız. Evet. Şimdi hayvanları göstermiyor artık galiba haritada. Bilmiyorum, belki gösteriyordur. Taşları gösteriyor. Şu aradan çıkacağım ben ya. Arkadaşlar biz büyük ihtimal ben yani seri yaparsak yeniden başlayacağımız için ben öyle çok şey yapmıyorum. Hı. Bak. Kaçıyor O da koyun. kaçan Çıksana hayvan oradan. orada. Çıkar belki. Çıkmıyor, Kesmeye gerek çıkmıyor. kalmadı. Yürüyemedim. Kaçıyorsa nasıl yakalayacağız? Dur bakalım. Bu ne? Bir şey sıkıştıracak Tavuk. olabilirsin. Tavuk. Lan. Aha. Domuz mu arkandaki? Saldırabilir. Saldırmadı. Saldırdı. Saldırıyor değil mi? İyi, bundan post çıktı. Hı. Envanteriniz dolu mu? Kısa yolu al, şey varsa alet edevat ya da yiyecekleri kısa yolu al. Yer açılsın. Eti de al. Tamam, aldım. Bunlar dursun şimdilik. Şimdi sadece şeyi yapmaya. Biz postu da aldık. Şu an sadece ipimiz mi kaldı? İp yapalım hemen. İp. 3 tane daha ip. Oluşturalım. İp içinde topladığın şey mi? Keten mi yazıyordu? Hı, keten. Hı.
Hemen. Nasılsın? Yapalım şunu. Şöyle bir şimdilik dursun şurada. Orta yere doğru. Burada neden Niv yazıyor? Ben onu anlamadım. Şunu bitirsin Aşağıda bakacağım. sağda ne yazıyor? Ona bir tıklasana. Orayla alakalı mı acaba? Bunlar yeni şey yapanlara bakmak için işaret koymuşlar. Niv diye yazmışlar. Şunda Niv dediği ha bunlar. Fırında patates çok severim. Öyle böyle sevmem. Mors Sevmem. neymiş ya? Tüketim malzemesi. Kızarmış yumurta. Mors dediği tavşan eti olabilir. Ha, olabilir. Çanak çömlek yap diyor bana. Burada ne yapılıyormuş? Çanak çömlek yapılıyormuş. Yapalım hemen bir tane. Duvarcılık. Ha, bunlar buradan keşif masasında öğreniyorsun. Burası şey teknolojileri araştırdığın yer. Bak tarımı Research öğreniyorsun, papers. hayvancılığı öğreniyorsun, terziyi, metalurjiyi. Bunlar becerilere gelecek olanlar mı acaba? Yok bunlar binaların falan açıyordur büyük ihtimal. Mesela duvarcılık, duvar yapımını açıyor şu an. Çanak çömlekte de malzeme yapımını açıyorsun. Güzel ben şu ana kadar çok sevdim bak. Hala ne yazıyor o şeylerin üzerinde? Bir şeyler geldi Ben oradan bak. bakınca gitti. Kil kızartma Açılıyor yapmayacağım. tavası, sürahi, Anladım. kil kazan, kil harcı. Kil harcı ne ya? Dövme şeyi değil mi O aynen. Onu şeye koymanı isteyecek. Yemek masasına koymanı isteyecek. Tarifler için büyük bu? ihtimalle. Neydi onun ismi? Neydi onun ismi? Güzel soru. Sahan. Saha Sahan'dı mı? galiba eski oyunda. Havan ya da sahamdır. Sürahi yap diyor. Yapalım. Ne yapıyor? Sürahi mi? Bir tane yapalım hemen. Sürahi ne için acaba? Su olayı yok değil mi oyunda? Var. Var mı? Var var. Onun için mi acaba? Yani görevde sürahi yap. Tam su topla diyor. Hamus dedi, denizden alıp herhalde kaynatıp temiz su yapmanı isteyecek. Yani herhalde. Aldık mı Genelde direkt? o mantıklı diyor. Aldık. Direkt Biraz tıklayınca alıyormuş. ısındırmasına Güzel. çünkü. Güzel. Şimdi tam suyu nereden topluyorsun? Denizden büyük ihtimalle. Evet. İki tane Ateşin ham üstüne suyu aldım. koyman gerekebilir. Yok. Göreve bakalım önce bir. Tarımı ince şey yap diyor. Suyu direkt alıyorsun. Bu herhalde göl gibi bir şey yani. Ham su istiyor. Allah Allah. Neyse haritayı açtıkça anlayacağız neyin ne olduğunu. Aynen. Ama deniz suyuysa saçma olmuş biraz. Öldürür o bitkileri. Deniz değildir ya. Abi çok güzel taşımıyor mu? Abi bir eliyle de altından tutmuş. Tohum Evet, yatağı yani yap diyor. tohum alanları. Hemen tohum yatağı ne istiyorsun? Toprak istiyor bak. Boşu boşuna. Tabii ki. Toplayacaktık biz onları.
Bu ne? İkinci, üçüncü. Güzel. Bak. Sevdiğim yönlerden birisi oyunlarda. Genelde iki slot yaparlardı. Mesela birine zırh, birine yazlık kıyafetler, birine kışlık kıyafetler şeklinde giyebiliyorsun. Bunu da değiştirebiliyorsun şey. Bunun kısa yolu İyi, falan çok iyi. vardır büyük ihtimal. Biraz daha topluyorum. Kısa yolu falan vardır büyük ihtimal de. Ha, buradan direkt etiketlerin hepsini açık bırakabiliyoruz. Güzel. Hemen şeyimize bir bakalım. Açıldı mı? Açıldı. Bir tane yapalım. Nereye yapalım? Şimdilik şurada dursun. Yapması da sürüyor yalnız. Şöyle bir ev yapımına da bakalım. Sonra da videoyu bitirelim. Buna da bakıp. Evi yaptıracak mı hemen? Yani bence yaptırması lazım yani. Bitki yetiştir üzüm. Burada dolma süresi falan var. Güzel. Sonraki hayvancılıkmış. Evet. Ben bakabiliyor muyuz hayvancılığa? Ne istiyor hayvancılık? İp ve su. Bak. Yapılar. Hayvancılıkla ilgili yapılar. Meteorolojide mi açılacak binalar? Yo, fırın falan açıyor bu. Demirci. Ha, marangozluk. Burada açılır büyük ihtimal. Yo. Allah Allah. Şu an yapabiliyor muyuz ki acaba? Ben bakıyorum. Ne istiyormuş ki bu? Çivi falan istiyor bunlar. Ha. Bunlar demircilikten falan sonra biz oraya kadar şey Evet, yapamayız. şimdi hemen yaptırmayacak. Hı. Kısaca bir yaratığı da gösterelim o zaman bitirelim. Yaratıkları da. Çıkarsa hemen. Koyunlar moyunlar. Bu arada koyunları falan yakalayabiliyorsunuz arkadaşlar. Var orada. Aa, bak domuzlar geliyor. Lan bırakın beni. Acaba full hayvan mı şeyler? Sanmam ya. Tabii tabii Bırakmıyor daha çıkmıyor. peşimi. Evet evet fark ettim. İnek var. İlle de öldür beni diyor. Hayda. Bayağı bir Bayağı hayvancılık yol var yapmışlar. şu an burada. Evet. Çit var kenarda. İnekle birlikte gidiyoruz. Bir tane de tavuk koydum önüme. Ördek galiba. Ördek galiba. Ver lan, o değil. Şurayı. Heh. Galiba yaratık yok bu sefer. Herhalde. Ya da belki çok yakınında değil. Yani ilk oyunda şöyle bir şey vardı. Ne kadar çok öldürürsen o kadar çok spawn oluyorlardı. Katlanarak sayıları artıyor yaratıkların. Belki o yüzden bir tık uzağa falan koymuş olabilirler. Çünkü base'e çok yakın geliyordu. İlerledikçe oyunda.
Olabilir. Base'e çok yakın spawn oluyorlardı. O da sürekli tehdit altında oluyordu base. Belki biraz daha uzağa koymuş Ben olabilirler. baya başka bir deniz kıyısına geldim. Buraya Evet. gidilmiyor mu? Gidilmiyor. Tabii ki de yüzemiyoruz. Onu söyleyeyim. Yaratık var mı? Çok merak ettim şu an. Ben de merak ettim de yok galiba. Buradan gidiş yok. Şuradan. Bunu kes ya. Belki sırf hayvan üzerine çalışmış da olabilirler farklı hayvanlarla. Gerçi diğerinde de şeyler vardı. Ayı vardı, domuz vardı. Koyun Akrep ineği vardı, değil falan mi? vardı. Yani Tilki şey vardı. olarak saldıran olarak tilki vardı. Ayı falan hala varmış. Anladığım kadarıyla. Tabii Ya, ayı vardır, sal domuz peşimi varsa. domuz. Domuz sal beni. Elma ağaçları gördüm sanki yine. Allah. Evet, geldiler. Hem de 3 tane. Yalnız bu kadar çok tek başına bunları nasıl şey yapabilir ki insan? Çok vurmuyorlar da. Çok vurmuyorlar ama 4 birden gelecekler şimdi. Başka bir yolda Dursam. mı dönelim? Burada da domuz var. Çok hayvan var oyunda. Evet, yorumlarında gördüm ben. Multisi gelmeli falan diye yazmışlar. Demek bu yüzdenmiş. Çok Yapma hayvan bu oyun. çıkıyor. Multisi gelse iyi olur Yapma falan bana bunu. yazmışlar. Dört Heh. dört duruyorlar valla. Canavar bulamadım. Canavar yok herhalde ya. Herhalde yok. Bayağı bir ilerledik. Bu canavarlar acaba madenlerde falan mı çıkıyor? Aa Aa ördek. evet, o da olabilir. Ama bu, O da burada yol olabilir. var. İnsan da vardır yol olan yerde. Allah. Bilemiyorum. O üçer beşer duruyorlar Mantıklanmış. ha. Evet, işte. Demek ki insanların, ben anlamadım yorumları okuyunca ama demek ki bunlar şikayet ediyorlarmış. Hala gidiyoruz bakalım. Bayağı açıldın değil mi haritada? Yok Acaba maalesef madenler ne dedi? bulamadık. Ben gidene kadar öleceğim zaten. Evet, aynen. Aa bak, çıktı. Ha, Şunlar ne? goblin. Goblinler. Hı. Aa çok tatlı görünüyorlar ve beni umursamadılar. Tatlı mı? Evet. Bence hayvanlar saldırıyor sana şu anda. O yüzden çok umursamıyorlar. Valla arkadaşlar gidip saldırmak isterdim ama şunlara bakın. Mümkün değil şu an onlarla baş etmen. Bir tane goblin'e vursaydın da öyle çıksaydın videodan. Yani büyük ihtimal ölmüş olurdum o zamana kadar. Evet, doğru. Bırakmıyorlar inatla bak. Bıraktı. Bir yerden sonra Heh. bırakıyorlar peşini demek ki. Bayağı uzun süre koşturuyorlar. Şurada durayım artık yeter. Hı. Yoruldum. Kaçmaktan yoruldum. Arkadaşlar normalde kaçmayacaksınız. Ben çok ilerlediğim için öyle oldu. Normalde ikişer üçer tane gelecek. Keseceksiniz. O kadar fazla vurmuyorlar. Ama silah yapmak gerekir Ne tabii önce. yani. Tabi biraz gelişeceksiniz önce kendi bölgenizde. Ufak ufak dibinizden dibinizden. Bu arada senden bayağı ses geliyor. Biraz kıpırdatma mikrofonunu. Tamam. Hala geliyor. Şu an geliyor mu? Gelmiyor şu an. Tamam. Biz. Neyse bu kadar diyelim o zaman. E tabi. İlk bölüm için iyi bence. Yani dediğim gibi ilk başta kendi bölgenizde duracaksınız yine geliyor bu. Duracaksınız değil. Çok uzaklaşmak. Ya gel. Can sağlığını iyi, aynen, vur gitsin ona. Ya, üç Bunlar oruçta gidiyor kaçıyorlar. zaten. Yine Canları kaçıyor. yarının altına düşünce kaçıyor tilkiler. İlk oyunda da Tilkiler öyleydi. ve domuzlar da kaçabiliyor bazen. Aynen.
Domuzlar çok düşük olunca kaçıyorlar. Tilkiler yarının altına indiği gibi kaçmaya başlıyor. İşte ne diyordum, ne dediğimi de unuttum. Boş verin. Kapatıyordun artık videoyu. Evet. Ya oyun çok güzel. Özellikle tavsiye ettiğimiz oyunlardan bir tanesi. Biz de bekliyorduk zaten ne zaman çıkacak diye. 27 Mayıs'ta çıkmış. Bizim daha yeni haberimiz oldu. Biz başka şeylerle uğraşırken. Bu ne? Ha, buğdaymış. Bobin sandım bir an buğdayı. İşte bekliyorduk biz de. Özellikle tavsiye ediyoruz. Yani multiplayer'ın çıkması lazım ki çıkacakmış galiba. Ama ne zaman olduğu belli değil. Evet. E Çok keyifli zaten oluyor mutlu oynarken. evet, 3-4 kişi bu oyunu oynarken çok güzel oluyor ki bu ikinci oyunun baseball sistemi çok güzel. Ben binalarını falan çok sevdim. Özellikle sevdim yani. Ahşap duvarlar, zeminler. Bak burada kendin yapıyorsun evi. Bak. Tuğla duvar. Anladım. Duvar bölümü dediği de herhalde şey. Pencere. Çatısı var bak. Kiremitli çatı. Aa, ne uğraşırım ben bu oyunda. Neyse arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Oynayın bu oyunu. Arkadaşlarınızla birlikte. Şu an 26 lira. Büyük ihtimal yaz indirimlerinde indirime girer. Ya da Evet, yeni olduğu düşecektir. için girer mi bilmiyorum ama büyük ihtimal en az %20 de olsa indirime girer. Bakın, alın ve oynayın. Ve arkadaşlarınıza da aldırın. Çünkü ilerleyen güncellemelerde büyük ihtimal yakın bir tarihte, çünkü oynayan herkes multisini istemiş. Yani yakın bir tarihte multisi de gelir diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Yakın bir tarihte Hoşça de kalın. bu şeyim de bu videoda gelsin. Yakın bir tarihte LoL'de kostüm çekilişi yapacağız. 3-4 gün boyunca sürecek bir çekiliş olacak. 3-4 gün içinde her gün 1, 2, bazen 3 tane kostüm vereceğiz. Kostüm dediğimizde böyle en ucuzundan falan değil. 975 RP'lik kostümlerden ya da 975 RP ederinde istediğiniz herhangi bir şeyi size yollayacağım, çekiliş kazananlara. Görüşmek üzere arkadaşlar.